Paso Video ekibi olarak yeni bir bölümle karşınızdayız. Evrende yolculuğumuz ve araştırmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bilim insanları geliştirdikleri teleskoplarla derin uzayda her geçen gün yeni bir gezegen keşfediyor. Günümüze kadar binlerce gezegenin varlığı keşfedildi. Ama şu kesin ki daha fazlası da araştırılmayı bekliyor. Derin uzayın karanlık vadileri öylesine gizemlerle dolu ki sanırım bu gizemleri çözmeye insanlığın ömrü yetmeyecek. Uzay o kadar karmaşık ve şaşırtıcı ki yaşam barındıran gezegenler var mı ya da yaşam barındırmaya uygun gezegenler var mı hala araştırılıyor. Bugünkü çoğunluk kabulüne göre bir gezegen üzerinde yaşamın ortaya çıkabilmesi için zaruri koşullar olarak genellikle sıvı suyun olması gerekiyor. Peki insanlık olarak sizce o karanlık gezegenlere ulaşabilecek miyiz? Bunun cevabını şu an vermek çok zor. Örneğin Mars gibi bir zamanlar derelerin aktığı, okyanusların olduğu, geniş ormanlıklar ve vadilerin olduğu gezegenler de var. Peki ne oldu da bu gezegenler bu büyük değişikliğe uğradı? Ya da biz buna yaşamını yitirdi diyelim. Hep merak ederiz uzayın sonunu. Peki uzay için son kelimesini kullanmak ne kadar doğru? Peki sonu yoksa eğer öte galaksilerde ne gibi bir oluşum var? İnanın düşünce gücümüzün çok çok ötesi uzay. Biz konuyu daha fazla uzatmadan gizemli ve derin uzayın merak uyandıran yıldızı Sirius'la devam edelim. Sirius ya da Ak Yıldız, büyük köpek takım yıldızında yer alan bahar ayında kuzey yarımküreden görülebilen, gece göğünün aydan sonra en parlak çift yıldız sistemidir. Bu çift yıldızdan Türkçe'de Ak Yıldız ismiyle bilinen Sirius A, büyük köpek takım yıldızının alfa yıldızı görünür kadiri bakımından gökyüzündeki en parlak yıldız olup muhteşem bir görünür kadir derecesiyle kendisine görünür kadiri bakımından en yakın olan Canopus'a oranla onun iki katı kadar parlaktır. Çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünen Sirius, aslında tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında bulunan Sirius A ile DA2 sınıfına giren Sirius B olarak adlandırılan bir beyaz cüceden oluşan çift yıldızdır. Sirius A, bu parlak görünümünü aslında aydınlatma gücünün yanı sıra Güneş sistemine yakınlığına borçludur. Güneş'e 2.6 parsek, yani 8.47 ışık yılı uzaklıkta oluşundan dolayı Sirius sistemi uzaydaki yakın komşularımızdan biridir. Sirius A, kütlesi bakımından Güneş'in iki katı olup 1.42'lik bir mutlak kadire sahiptir. Aydınlatma gücü Güneş'in 25 katı olmakla birlikte Canopus ve Rigel gibi diğer parlak yıldızlarınkine oranla aşağıda kalır. Sirius sisteminin yaşı 300 milyon yıldır. Sistemin oluşma başlangıcında başrolü oynayan iki mavimsi yıldızdı. Bu iki yıldızdan da kütlesi bakımından başroldeki vaktiyle kaynaklarını tüketerek dış katmanlarını kaybetmeden önce
Kızıl Dev haline gelmiş ve yaklaşık 120 milyon yıl önce bugünkü halini almak üzere, yani bir beyaz cüce haline gelmek üzere içine çökmüş Sirius B yıldızıdır. Sirius aynı zamanda yer aldığı takım yıldızındaki önemli rolünden dolayı geleneklerde köpek yıldızı olarak da adlandırılır. Bu yıldız pek çok mitolojik ve folklorik öykülere güneşten bağımsız bir biçimde konu olabilmiştir. Sirius A'nın helyak doğuşu, Antik Mısır'da Nil Nehri'nin taşmalarını, Antik Yunan'da köpek günlerinin, yani kavurucu sıcak günlerin başlangıcını, Polinezya'da kışı haber veriyor. Pasifik Okyanusu'nda ise gemicilere önemli bir işaret oluyordu. Çeşitli uygarlıklara ait en eski astronomik kayıtlarda adı geçen Sirius, eski Mısır'da Sopdek, Grekçe'ye uyarlanmış haliyle Sotis, yıldızın Grekçe'deki adıysa Sirius olarak bilinirdi. Eski Mısır'da Orta Krallık döneminde Mısırlılar takvimlerini Sirius'un helyak doğuşuna göre düzenlemişlerdi. Bu takvimde esas alınan günse Sirius'un doğuşunun güneşin ışığından yeterince uzaklaşmış olmasından sonra, güneşin doğuşundan hemen önce açıkça görülür hale geldiği gündü. Bir başka deyişle bu, Sirius'un Mısır göklerinde 70 günlük yokluğundan sonra belirdiği gündü. Ve Nil Nehri'nin her yılki taşmasından hemen öncesine ve yaz gün dönümüne denk gelirdi. Sirius'u ifade eden hieroglifin glifleri üçgen, beş uçlu yıldız ve yarım dairedir. Sirius A, eski Mısır panteonunda Isis ilahesiyle özdeşleştirilirdi ki, Isis, eşi Osiris ve oğlu Horus'la bir üçlem oluştururdu. Sirius'un gökyüzünde görülmediği söz konusu 70 gün, Isis ve Osiris'in Duat denilen öte alemde seyrettikleri dönem simgelerdi. Pek çok eski Mısır tapınağı, iç odaları Sirius'u görecek biçimde inşa edilmişti. Örneğin, Keops piramidinin kraliçe odasının duvarında açılan bir kanal, yalnızca Sirius'u görmek üzere yapılmıştı. Eski kayıtlarda yaz başlangıcındaki hava koşullarının bozulduğu hallerde, Sirius'un daha fazla parladığının gözlemlendiği kaydedilmiştir ki, eski Yunan gözlemcilere göre bu, söz konusu yıldızdan olumsuz etkiler yaratan bir takım tesirler yayıldığı anlamı taşıyordu. İnsanların bu tesirlere maruz kalması olayına, Grekçe'de yıldızca çarpılmış olmak anlamında Osrobeletos olmak deniyordu. Böylece Sirius, Batı edebiyatında yakan ya da alevler saçan olarak betimlendi. Bu yıldızın belirmesinin ardından gelen mevsim dönemi de yaz köpeğinin günleri olarak bilinir. Vaktiyle Ege Denizi'ndeki Kea adasında yaşayanlar, soğukların azalması için Sirius ve Zeus'a kurban keserler ve yaz mevsimindeki temel rolünü oynamak üzere tekrar belirmesini beklerlerdi. Yıldızın parlaklık haline bakarak kendilerine iyi bir talihin bekleyip beklemediğine karar verirlerdi. Örneğin, yıldızın sisli, puslu halde veya ışığı zayıf biçimde görünmesi vebayı haber veriyor anlamında oluyordu. Bu adada bulunan M.Ö. 3. yüzyıla ait paralarda yıldız tasvirlerinin bulunması Sirius'un bu adadaki önemini vurgulamaktadır. Güneş ve ayın çekim kuvvetlerinin etkisiyle dünyanın ekvator bölgesindeki şişkinlik, gezegenin eksensel hareketinde bir tereddüte, yani titremeye yol açmaktadır. Buna bağlı olarak 26 bin yılda bir oluşan yörüngesel salınım, yıldızların gökyüzündeki konumlarını da yavaş yavaş değiştirmektedir. Bu nedenle Sirius, geçmişe göre daha geç doğmakta ve artık yıldızın şafak vakti yükselişi eskiden olduğu gibi yaz mevsiminin en sıcak günlerine denk gelmemektedir. Romalılar Sirius'un helyak doğuşunu 25 Nisan civarındaki bir günde kutlardı. Bu kutlamada bir köpek kurban ederler, buhur ve şarap kullanırlar ve o yılki buğday ürününün yıldızdan yayılan tesirlerin buğday pası hastalığına yol açmadan alınabilmesi için bir de
Robigo ilahesine koyun kurban ederlerdi. İskenderiye ile Batlamyus, yıldızların haritasını çıkardığı Almagest yani Al Kitabul Mijisti çalışmasının 6. ve 7. kitabında Sirus'un gökkürenin merkezi boylamının yerini belirlemek üzere kullanmıştır. Çalışmasında Sirus'u kırmızı renkte boyayarak onu 6 kızıl yıldızdan biri olarak göstermiştir. Bu kızıl yıldızlardan diğer 5'i gerçekten de M ve K sınıfındadır. Eski Polinezyalılarda parlak yıldızlar, özellikle Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ve atöller arasındaki gemicilik bakımından önem taşıyordu. Denizcilere yardım amacıyla özel seferler için yıldız pusulası yardımıyla bir yön haritası geliştirdiler. Bu çalışmada yıldızlardan enlem işaretleri olarak da yararlandılar. Örneğin Sirus'un dik açılı ki 17 derece saat olarak Fiji Adası'nın enlemine denk düşüyor, böylece her gece tam olarak adanın üzerinden geçiyordu. Onlara göre Sirus, Canopus ve Procyon'la birlikte bir büyük kuş bedenine benzetilen Manu adındaki takım yıldızını oluşturuyordu. Kuşun kanadının güney ucunu Canopus, kuzey ucunu Procyon oluşturuyordu ki bu doğrultu aynı zamanda Polinezya'nın gece gök kubbesini iki yarım küreye ayırıyordu. Sirus'un eski Yunan'da sabah göğünde belirmesi nasıl tam olarak yaz mevsiminin habercisi oluyorsa Maoriler için de tam olarak kış mevsiminin serin başlangıcının habercisi oluyordu. Bu doğuşa hem mevsim hem de yıldız anlamına gelen Takurua adını vermişlerdi. Sirus'un cennetin kraliçesi olarak betimlendiği Hawaii'de kış gün dönümündeki en yüksek noktasına gelmesi törenle kutlanırdı. Polinezya'da Sirus'la ilgili daha birçok ad saptanmıştır. Bunlardan bazıları Tauua, Marquis Adaları'nda, Rehua, Yeni Zelanda'da ve Hawaii'de ise Hoku Kaupae denirdi. 1676'da Edmund Halley, Güney Yarımküre yıldızlarını gözlemleyebilmek için Güney Atlantik'teki St. Helena Adası'nda bir yıl kalmıştı. Halley, 40 yıldan fazla bir zaman sonra 1718'de astronomik ölçümlerini Batlamyus'un Almagest'teki verilerle karşılaştırdıktan sonra o zamana dek sabit varsayılan yıldızların öz devinimini keşfetti. Arcturus ve Sirus'un her ikisi de anlamlı bir şekilde hareket etmekteydiler. Sirus, 1800'lü yıllarda güney yönünde 60 dakika ilerlemişti. 1844 yılında Alman astronom Friedrich Bessel, Sirus A'nın öz devim hareketindeki değişikliklerden yani sapmalardan Sirus A'nın görünmeyen bir yoldaşı olması gerektiği sonucuna vardı. Bu, bir başka deyişle Sirus A'nın yoldaşı Sirus B'nin teleskopla gözlemlenemediği halde Sirus A'nın hareketlerindeki değişiklikler gözlemlenerek matematiksel olarak varılan bir sonuçtu. 31 Aralık 1862'de Amerikalı Alvin Graham Clark, o dönemin en güçlü teleskoplarından biri olan 47 santimetrelik mercekli teleskobuyla ilk kez Sirus A'nın günümüzde Sirus B ya da köpek yavrusu adı verilmiş olan zayıf ışıklı yoldaşını gözlemledi ve böylece Sirus'un gerçekte çift yıldız olduğunu ortaya çıkardı. Bu çift yıldızdan çıplak gözle görülebileni günümüzde Sirus A olarak adlandırılır. 1894'ten beri Sirus sisteminde gözlemlenen yörünge düzensizlikleri sistemde üçüncü bir bileşenin olduğunu ortaya koymaktadır.
Ancak üçüncü bileşenin varlığı bugüne dek kesin olarak gözlemle doğrulanamamıştır. Üçüncü bileşenin varlığı konusundaki görüş 1995'te ortaya konmuştur. Verilere en uygun tahmine göre bu üçüncü bileşen 0.06 güneş kütlesine sahip olan Sirius A'nın çevresindeki yörüngesini 6 yılda tamamlıyor olmalıdır. Bu üçüncü bileşenin kaderinin beyaz cüce Sirius B'nin kaderinin 5'te 1 ile 10'da 1'i arasında oluşu gözlemlenememesinin nedenini ortaya koymaktadır. Yakın zamanda yapılan son gözlemler, Sirius C'nin varlığını doğrulayamamakla birlikte, Sirius A'ya çok yakın bir yıldızın var olma olasılığını tümüyle ortadan kaldırmış da değildir. Her ne kadar 1920'li yıllarda sistemde üçüncü bir yıldız gözlemlenmişse de, bu muhtemelen bir ışık oyunundan ibaret olmalıydı. 1915'te Walter Sidney Adams, Mount Wilson gözlem evinde 60 inçlik bir yansıtıcı yardımıyla Sirius B'nin tayfını gözlemledi ve onun zayıf ışıklı bir beyazımsı yıldız olduğunu saptadı. Bu saptama, astronomların bu yıldızın bir beyaz cüce olduğu sonucuna varmalarını sağladı. Sirius A'nın yarıçapı ilk kez 1959'da kendi geliştirdikleri yıldızsal yoğunluk girişim aracını kullanan Robert Hanbury ve Richard Q. Tewes tarafından ölçüldü. 2005'te ise Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla astronomlar Sirius B'nin hemen hemen Dünya'nınkine eş, yani 12 bin kilometre bir çapı olduğunu ve hemen hemen Güneş'inkine eş bir kütlesi olduğunu belirlediler. Milattan sonra 150 yılında astronom Batlamyus, gerçekten kızıl ya da turuncu renklere sahip Betelgeuse, Antares, Aldebaran, Arcturus and Pollux yıldızlarının yanı sıra kırmızımsı olmadığı bilinen Sirius'u da kırmızımsı olarak betimliyordu. Bu farka ilk dikkat çeken kişi amatör astronom Thomas Barker oldu. Rutland'da Lindenhall derebeyi olan Thomas Barker, 1760'da Londra'daki kraliyet topluluğunun bir toplantısı sırasında bu konuda hazırladığı tezini okudu. Sonradan şu düşünce doğdu. Yıldızların parlaklıkları zamanla değişebildiğine göre bazı yıldızlar zamanla renk de değiştirebilirlerdi. Bu görüş, Eta Carina çift yıldızındaki değişime tanık olan ve muhtemelen bu olaydan esinlenen John Herschel tarafından 1839'da belirtilmiştir. Thomas Jefferson Jackson C. 1892'de konuyla ilgili birçok tezini yayımlayarak Kızıl Sirius hakkındaki tartışmayı yeniden canlandırdı. Tezlerinin özetini de 1926'da yayımladı. 1985'te Alman astronomlardan Wolford Scholesi ve Werner Brigham, Citri Gory of Tours tarafından yazılmış The Curse Stellium Roti adlı metni içeren 8. yüzyıldan kalma bir Lambordak el yazmasıyla ilgili bir yazı yayımladılar. Yıldızların konumlarından yola çıkılarak geceleyin doğa zamanlarının nasıl belirleneceği konusunda okuyuculara bilgi veren Latince metinde Sirius, kızamık kırmızısı renginde betimlenmişti. Bazı astronom yazarlara göre Sirius'un kırmızı olduğuna ilişkin olarak yazılan bu bilgi, muhtemelen Sirius B'nin vaktiyle bir kızıl dev olduğunun geçmişten gelen tanıklığıydı. Diğer astronomlarsa bu düşünceye karşı olarak bir karşılık olabileceği ve Citro Gregory of Tours'un bu açıklamasını Sirius yerine Arcturus için yapmış olabileceği şeklinde yanıt verdiler. Öte yandan astronomlarca bu farklılığa ya da değişime Sirius A ve Sirius B'nin yıldızsal evriminin yol açabilme olasılığı olduğu fikri de ortaya atıldı.
binlerce yıllık takvim yıldız ömürleriyle kıyaslandığında çok kısaydı. Ve Sirius sisteminde böyle bir değişimin olmasına yol açabilecek hiçbir nebula olma işareti yoktu. Eski metinlerde sözü edilen kızıllığın nedeni olarak öne sürülen olasılıklardan biri de sistemdeki henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş olan 3. yıldızın Sirius A ile olası etkileşimidir. Gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius A, en parlak 2. yıldız olan Canopus'a oranla onun 2 katı parlaklıktadır. Bununla birlikte Ay, Jüpiter ve Venüs kadar parlak görünür. Merkür ve Mars da bazen Sirius'tan daha parlak görünürler. Sirius, yerkürenin hemen hemen meskun her bölgesinden gözlemlenebilmektedir. Tek fark, yerkürenin İzlanda ve Grönland'ın bazı bölgeleri gibi kuzey kutbuna yakın en kuzeydeki yerleşim birimlerinde 73 dereceden sonra görülmesinin olanaksız hale gelmesidir. Buna karşılık bazı kuzey kentlerinde görülmeye başlandıktan sonra daha yukarı çıkmaz. Örneğin St. Petersburg'da ufkun üzerinde yalnızca 13 dereceye ulaşır. Kuzey yarımküreden en iyi görüldüğü dönem kış aylarıdır. Sirius, küçük köpek takım yıldızında yer alan Procyon ve avcı takım yıldızında yer alan Kızıldev, Betelgeuse yıldızlarıyla birlikte göğün kuzey yarım küresini gören gözlemciler için kış üçgeni olarak adlandırılan, 3 yıldızdan oluşan üçgenin 3 köşesinden birini oluşturur. Yıldızı bulmak için avcı takım yıldızı yol gösterici olarak alınabilir. Sirius, avcının kuşağında yer alan 3 yıldızın yaklaşık 20 derece güneydoğusundaki en parlak yıldızıdır. Avcı takım yıldızı kış aylarında pek çok yıldız ve takım yıldızı bulmakta yol göstericidir. Sirius koşullar uygun olduğunda gündüz bile çıplak gözle görülebilir. Koşulların en uygun olduğu durum, gökyüzünün açık olduğu, gözlemcinin yüksek bir irtifa seviyesinde bulunduğu, yıldızın konum olarak tam tepeden geçtiği, yıldızın ufukta aşağıda ve güneşin altında bulunduğu zamanki durumdur. Birbirine en fazla yaklaştıklarında, beyaz cüceyi parlak eşinden ayırt edebilmek son derece zorlaşır. Bu en yakın konumunda Sirius B'yi Sirius A'dan ayırt edebilmek için en az 300 mm açıklıkta bir teleskobun ve en elverişli görüş koşullarının olması gerekir. Son en veri konumuna 1994 yılında gelmişler ve şimdilerde birbirlerinden yeniden uzaklaşma eğiliminde olduklarından teleskopla gözlemlenmeleri kolaylaşmıştır. 2.6 parsek uzaklıkta bulunan Sirius sistemi, Güneş sistemimize en yakın 8 yıldızdan ikisini içerir ve en yakın 5. sistemdir. Diğer yakın yıldızlardan Alpha Centauri, Canopus, Rigel ya da Betelgeuse gibi parlak görünmesinin temel nedeni bize yakınlığıdır. Fakat aydınlatma gücünün Güneş'imizin 25 katı olduğunu da unutmamak gerekir. Sirius'un en yakın büyük komşusu, 1.61 parsek ya da 5.24 ışık yılı uzaklıkta bulunan Procyon yıldızıdır. Jüpiter'in 4 uydusunu incelemek üzere 1977'de fırlatılan Voyager 2 uzay aracının yaklaşık 296 bin yıl sonra Sirius'un 4.3 ışık yılı uzağından geçeceği tahmin edilmektedir. Sirius, birbirlerinden 20 astronomik birim uzaklığında yaklaşık Güneş ile Uranüs arasındaki uzaklıkta, birbirleri çevresinde tam olarak 49.9 yılda dönen iki beyaz yıldızdan oluşan bir çift yıldızdır.
Sirius A adı verilen parlak olan bileşen, tayf türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1V sınıfında bulunan yüzey ısısı tahminen 9940 Kelvin olan bir ana kol yıldızıdır. Yoldaşı Sirius B ise yıldızsal evrimini tamamlayarak beyaz cüce haline gelmiş bir ana kol yıldızıdır. Kütlesi bir zamanlar Sirius A'dan daha büyük olan Sirius B, görsel tayfta 10.000 kez daha az parlaktır. Sistemin yaşının 230 milyon yıl olduğu tahmin edilmektedir. Yaşam süreçlerinin erken dönemlerinde eliptik yörüngeleri 9.1 yıl olan iki mavimsi beyaz yıldız oldukları sanılmaktadır. 1983'te uzaya fırlatılan IRAS yani Infrared Astronomical Satellite gözlemevi uydusunca ölçüldüğünde kızılötesi ışın yayma düzeyinin sanılandan çok daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sistemde toz bulunduğunun belirtisi olabilir ve çift yıldızlarda görülmeyen tuhaf bir olgu olarak kabul edilmiştir. Tayf türü A olan beyaz yıldızlar, evrendeki yıldızların yaklaşık %1'ini oluştururlar. Sirius, Dünya'ya en yakın yıldızlardan biridir. Ve yakınlık bakımından 7. sırada yer alır. Kimi kaynaklar, Alpha Centauri yıldız sisteminde yer alan 3 yıldızı tek bir yıldız saydıklarından, Sirius'un Dünya'ya 5. en yakın yıldız olduğunu yazarlar. Sirius A, Güneşimizin 2.02 misli bir kütleye sahiptir. Her şey göz önünde tutulursa, öngörülen rotasyon hızı 16 km bölü saniyeden aşağı olup, ekseni etrafındaki bu dönme hızı dairesel biçimde ekvatora doğru bir yassılaşmaya yol açacak kadar büyük bir hız değildir. Oysa ona eş boyutta olmakla birlikte saniyede 274 km gibi büyük bir hızla kendi etrafında dönen Vega yıldızı ekvatoru kısmından tümsek şeklinde bir şişme gösterir. Yıldız örneklerinin incelenmesi, yıldızların uzaydaki molekül bulutlarının kendi kütle çekimsel kuvveti altında çökmeye başlamasıyla oluşmaya başladıklarını ortaya koymaktadır. Bu oluşma hareketinden 10 milyon yıl sonra iç enerji üretimi tümüyle nükleer tepkilerden doğdu. Yıldızın çekirdek kısmı yayılma niteliği kazanmış hale geldi ve enerji üretimi için Kao döngüsünü kullandı. Sirius A'nın oluşumundan milyar yıl sonra hidrojen rezervlerini tümüyle tüketmiş olacağı öngörülmektedir. İşte o zaman yıldız, evrim sürecindeki kızıl dev aşamasına geçecek. Daha sonra da beyaz cüceye dönüşerek istikrarlı halini alacaktır. Sirius A'nın tayfı derin metal çizgiler göstermektedir ki bu, demir gibi helyumdan daha ağır elementlerin fazlalığına işaret etmektedir. Sirius A'nın atmosferindeki demir oranıyla Güneşimizin atmosferindeki demir oranı karşılaştırılırsa, Sirius'un atmosferinde demir, Güneşimizinkine oranla 3 kat, yani %316 fazladır. Fakat dış tabakanın içeriği, yıldızın tümünün içeriği hakkında bir gösterge sayılamaz. Bununla birlikte kimi astronomlara göre Sirius A, Sirius B'den ağır elementler almış olup Güneş'e oranla 7 kat fazla demir içermektedir. 2.366.400 kilometrelik çapa sahiptir. Sirius A, hidrojen yakıtını tüketerek ömrünü tamamlamış ve artık sönmüş bir güneş olan yoldaşından 10.000 kez daha parlaktır. Bilindiği üzere dünyanın enerji kaynağı Güneş, orta büyüklükte bir yıldız. Güneş'ten oldukça büyük yıldızlar da var. Hem de öyle basite alınacak gibi değil. Dünyamıza can veren Güneşimizin
yüzlerce katı büyüklüklerden bahsediyoruz. Hatta bunların bir kısmı dünyadan çıplak gözle bile görülebiliyor. Ama biz onları görmemize rağmen tam olarak bilemiyoruz. Karanlık gecelerin en parlak varlıkları onlar. Dünyadan 34 ışık yılı uzaklıkta yer alan Turuncu Dev'in yarıçapı yaklaşık 5.6 milyon kilometredir. Pollux adeta Güneş'in yanında akıl almaz büyüklükte bir dev yıldız görünümündedir. Fakat diğer bölümdeki yıldızlara göre Pollux da oldukça küçük kalmaktadır. Pollux, ikizler takım yıldızı içinde yer alıyor. Bu turuncu dev yıldızın görünen parlaklığı hafife alınmayacak kadar güçlüdür. Pollux, komşusu Castor'dan daha parlaktır. Ve takım yıldızın en parlak yıldızıdır. Gökada içinde Güneş'e göre 31 kilometre bölü saniyelik bir hızla hareket eder. Gökada merkezinden uzaklığı 24.100 ile 36.400 ışık yılı aralığında tahmin edilmektedir. 2006 yılında Pollux'un yörüngesinde bir gezegenin varlığı doğrulandı. Şüpheli bir güneş dışı gezegen olan Pollux B'nin tespit edildiği 16 Haziran 2006 tarihinde keşfi ilan edildi. Pollux B'nin Jüpiter'den en az 2,3 kat daha fazla kütleye sahip olduğu hesaplandı. Bu gezegen Pollux'un yörüngesinde 590 günlük bir sürede dönmektedir. Evren o kadar gizemli ki, yıldızların büyüklüğünü düşündükçe insanı akıl almaz gizemlere sürüklüyor. Kosmik yolculuğumuza bir diğer dev yıldızımız olan Arcturus'la devam edelim. Dünyadan yaklaşık 36 ışık yılı uzaklıkta olan Arcturus, Güneş'ten tam 20 kat daha büyüktür. Yaklaşık 7 milyar yaşında olan yıldız, 17.8 milyon kilometre yarıçapa sahiptir. Arcturus, çoban takım yıldızının alfa yıldızı olup Sirius ve Canopus'tan sonra göğün 3. parlak yıldızıdır. Güneş'ten 37 ışık yılı uzaklıkta bulunan Arcturus'un görünür kadiri 0,04'tür. Bir turuncu dev yıldız olan Arcturus, evrendeki gizemini hala korumakta. Güneş'ten 180 kat daha fazla enerji açığa çıkarır. Düşündüğümüzde bu da devasa bir enerjidir. Yani şu an Güneş'imizin yerinde bu yıldız olsaydı, hepimiz muhtemelen kül olmuştuk. Kısacası yaşam imkansız hale gelirdi. Derin uzay öyle gizemlerle dolu ki, bir diğer dev yıldız Aldebaran'a geçelim. Yaklaşık olarak 65 ışık yılı uzaklıkta yer alan kırmızı dev bir yıldızdır. Güneş'ten yaklaşık 44 kat daha büyüktür. Turuncu dev yaklaşık 30.7 milyon kilometre yarıçapındadır. Aldebaran Boğa takım yıldızında yer almaktadır. 0,87 kadir ortalama büyüklüğüyle takım yıldızının en parlak yıldızı olan Aldebaran, gece gökyüzünün de en parlak yıldızlarından biri olma özelliğini taşıyor. Aldebaran, Arapça takip eden veya izleyen demektir. Bu konumda V harfi şeklinde bir araya gelmiş bir yıldız kümesi olan Hydes'tir. 1997 yılında bir alt yıldız arkadaşı olduğu iddia edilmiş.
Fakat sonradan yapılan gözlemler bu iddiayı doğrulamamıştır. Çekirdeğindeki hidrojen yakıtı tükenmiş ve hidrojen füzyonu durmuştur. Helyum füzyonu için yeterince sıcak olmamasına rağmen, yıldızın çekirdek ısısı kütle çekimi basıncı nedeniyle artmış ve çapı Güneş'in çapının 44,2 katı kadar artmıştır. Bu da yaklaşık 61 milyon kilometre demek. Hiparkos uydusu uzaklığını 65,1 ışık yılı olarak ölçmüştür. Ve Güneş'ten 425 kat fazla aydınlatma gücüne sahiptir. Aldebaran, yavaş, düzensiz değişen bir yıldızdır. Kısmen parlaklığı ve çok belirgin bir yıldız deseniyle uzaysal ilişkisi, gece gökyüzünde bulması kolay olan yıldızlardan biridir. Avcının kuşağını oluşturan üç yıldızdan, soldan sağa doğru bir hat izlendiğinde bulunan en parlak yıldız Aldebaran'dır. Aldebaran, ay tarafından örtülmesine yeterli olacak kadar tutulum düzlemine yakındır. Ayın yükselen düğümü, sonbahar ekinoksuna yakın olduğunda böyle bir örtülme gerçekleşebilir. Böyle bir olay, 2015 yılı civarında meydana gelmiştir. Aldebaran'ın çapının daha doğru bir şekilde tahmin edilmesi, 22 Eylül 1978 tarihinde gerçekleşen bir örtülme ile olmuştur. Her yıl 1 Haziran civarında Güneş ve Aldebaran kavuşumu gerçekleşir. Evrenin bu karanlık sahillerinde kim bilir hangi dev yıldızlarla karşılaşacağız? Şimdi bir diğer dev yıldız Rigel'e geçelim. Güneş'ten 78 kat daha büyük olan Rigel, yine Güneş'ten tam 50 bin kez daha parlak ışınım yapmakta. Dünya'dan 860 ışık yılı uzaklıkta olan yıldızın yarıçapı yaklaşık 54,2 milyon kilometredir. Orion takım yıldızındaki bir yıldızdır. Orion'un en parlak yıldızıdır ve Kuzey Kutbu'nda kışın Sirius yıldızından sonraki en parlak yıldızdır. Büyük Avcı dikdörtgeninin alt sağ köşesindeki parlak mavi beyaz görünümlü Rigel, Arapça ayak anlamı taşır. Avcının ayak bileğini oluşturur. Işıması çok güçlüdür. Sıcak ve genç bir yıldızdır. Dış tabakalarında sıcaklık Güneş'in yaklaşık 3 katı olup yaydığı ışık mavi renk ağırlıklıdır. Bir diğer dev yıldız Antares'te devam edelim. Dünya'ya 604 ışık yılı uzaklıkta yer alan Antares'in yarıçapı Güneş'ten tam 850 kat daha büyüktür. Yıldız yaklaşık olarak 12 milyon yaşındadır. Antares, Akrep takım yıldızında yer alan ikili yıldızdır. Samanyolu'nda yer alan parlak yıldızların en kırmızı renkli olanlarından Antares, eskiden Mars'la karıştırılmıştır. Kırmızı dev yıldızın adı da bu karışıklığı yansıtır. Antares.
anti-Mars, yani Mars karşıtlığı demektir. Helence bir sözcük olan Ares, Latince adı Mars olan savaş tanrısının bir diğer adıdır. Antares, gökyüzünün en parlak 15. yıldızıdır. Ancak ışıması yarı düzenli olduğundan parlaklığı yıl içinde az da olsa değişir. Dünyadan 604 ışık yılı uzaklıkta olduğu göz önüne alındığında son derece parlak bir yıldız olduğu da kolayca anlaşılır. Antares, Güneş'ten 10.000 kat daha parlaktır. Ancak Antares, soğuk bir yıldızdır. Yaydığı ışığın büyük kısmı, kızılötesi olan Antares'in yüzey sıcaklığı yaklaşık 3600 Kelvin derecededir. Yaydığı bu gözle görülemeyen kızılötesi ışınım da hesaba katıldığında, Antares'in Güneş'ten yaklaşık 60.000 kat daha parlak olduğu, yani 60.000 kat daha fazla ışıdığı söylenebilir. Düşük sıcaklığı ve yüksek parlaklığı Antares'in bir dev yıldız olduğunu göstermektedir. Antares o kadar büyüktür ki, yıldızın yuvarlağı gökbilimciler tarafından kolayca görülebilmiş ve çapı 3.8 astronomik birim olarak ölçülmüştür. Bu değerse Jüpiter'in yörünge çapının yaklaşık 1/4'üdür. Bir başka deyişle Antares, Güneş'in yerine konulacak olursa, yıldızın yuvarlağının kenarı, Dünya'yı da içine almak üzere Jüpiter'in yörünge çapının yaklaşık 3.4'üne kadar gelir. Antares, bir gaz bulutuyla örtülüdür ve kızgın rüzgarlarla, yani güneş rüzgarlarıyla yavaş yavaş buharlaşarak olağanüstü bir parlaklıkla ışımaktadır. Antares'in kızgın rüzgarları içinde görülen eşi ise ondan 5.5 büyüklüğünde bir yıldızdır. Gerçekte iki yıldız arasındaki uzaklık 560 astronomik birimdir. Bu iki yıldızın birbirleri çevresindeki dolanımı yaklaşık 2500 yılda tamamlanır. Yıldızın gökbilim ölçülerine göre fazla zamanının kalmadığı ve demir bir çekirdek oluşturabilecek kadar büyük bir kütlesi olduğu da göz önüne alındığında, sonunda patlayarak parlak bir süpernovaya dönüşeceği söylenebilir. Bu olayın yaklaşık 1 milyon yıl içinde gerçekleşeceği sanılmaktadır. Bu, patlamanın her an olabileceği anlamına gelmektedir. Evrende yolculuğumuza devam edelim. Dev bir yıldız olan Betelgeuse'la tanışın. Yaklaşık 820 milyon kilometre yarıçapa sahip yıldız, Güneş'in yanında adeta bir devdir. Nitekim büyüklük karşılaştırmalarında Güneş adeta bir nokta gibi görünür. Dünya'ya 640 ışık yılı uzaklıktadır. Avcı takım yıldızında yer alan kırmızı dev yıldızdır. Samanyolunda yer alan Betelgeuse, mavi dev Rigel'den sonra avcı takım yıldızının en parlak ikinci yıldızıdır. Takım yıldızının ortasındaysa avcı Orion'un kuşağını oluşturan üç parlak mavi yıldız Alnitak, Alnilam ve Mintaka yer alır. Betelgeuse adı Arapça El Cevze'nin eli anlamına gelen Yadül Cevze'dan bozmadır.
El Cevze, eski Arap mitolojisinde gizemli kadındır. Batılılar içinse Betelgüz, Helen mitolojisindeki avcı Orin'in yukarı uzanan sağ kolunun omuz başında yer almaktadır. Betelgüz, gökyüzünün en parlak iki kırmızı devinden biridir. Diğer kırmızı dev yıldızsa Antares'tir. Ayrıca görülebilecek en büyük yıldızlardan da biridir. Öyle ki Betelgüz büyüklüğünde bir yıldıza kolay rastlanmaz. Büyüklüğü birinci dereceden olan Betelgüz, gökyüzünün en parlak 10. yıldızıdır. Sıcaklığı ortalama 3600 Kelvin derece olan kırmızı dev yıldızın ışıması yarı düzenli olduğundan büyüklüğü periyodik olarak değişir. Yıldızın güneşin çapının 600 katı olduğu hesaplanmıştır. Betelgüz o kadar büyüktür ki güneşin yerine konulacak olsaydı yıldızın dış atmosferi güneş sisteminin 5. gezegeni olan Jüpiter'in yörüngesini içine alırdı. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'a yıldızın içinde kalırdı. Kural olarak bir yıldızın çapı güneşin çapının 100 katından fazlaysa dev yıldız sayılır. Kırmızı dev yıldızlar kendilerine kırmızı rengi veren ve yüksek parlaklığı sağlayan yüzey sıcaklıklarının düşük oluşundan bu sıcaklık genellikle güneşin yüzey sıcaklığının yarısı kadar olduğu anlaşılır. Kırmızı devler, büyüklüklerine oranla son derece hafiftirler. Örneğin Betelgüz'ün kütlesi, Güneş'in kütlesinin yalnızca 15 katıdır. Bir başka deyişle, Betelgüz'ün yoğunluğu, Güneş'in yoğunluğundan çok daha azdır. Betelgüz, hidrojen yakıtını tüketmek üzere olan ileri derecede evrimleşmiş bir yıldızdır. Bu nedenle çekirdeği büzülerek yoğunlaşmış, dış kısımları ise kabarmıştır. Yıldızın gerçek durumu üzerine fazla bir şey bilinmiyor olsa da, büyük olasılıkla çekirdeğindeki helyumu karbon ve oksijene dönüştürüyor olmalıdır. Kurumsal olarak yıldızın başlangıçtaki olağanüstü kütlesinin şimdi Güneş'in 12 ile 17 katı arasında bir değere düşmüş olduğu söylenebilir. Bu da çekirdeğindeki elementlerin neon, magnezyum, sodyum, silikon ve sonuçta demire dönüştüğü anlamına gelir. Sonuçta Betelgüz yakıtını tamamen tükettiğinde kendi üzerine çökecek. Ardından bir süpernova olarak patlayarak büyük olasılıkla son derece küçük ve yoğun bir nötron yıldızına dönüşecektir. Betelgüz patladığında dünyadan ay kadar parlak görünecektir. Yani patlayan yıldızın gündüzleri de gökyüzünde rahatlıkla görülebileceğini ve geceleri ise nesnelerin gölge vermesine el verecek kadar parlak olacağını söyleyebiliriz. Bu muhteşem kozmik olayı biz görür müyüz? Bunu bilemeyiz. Paso Video ekibi olarak farklı bir konuyla karşınızda olduk. Uzayın karanlık sahillerinde harika keşifler yapmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.